Sırada dünyaca ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ile yaptığımız özel söyleşi var. Müzikle yaşayan bir evde doğan Kerem Görsev, sanat yaşamındaki kırılma anlarını, ilham kaynaklarını ve albüm çalışmalarını muhabirimiz Ayşe Sonuçen'e anlattı. Büyük orkestralarla birlikte kaydettiği düzenlemelerini Alan Broadbent'in üstlendiği, kendi besteleriyle akustik caz müziği geniş kitlelere ulaştıran müzisyen Kerem Görsev ile birlikteyiz. Müzik tutkusu ve caz sizin için ne zaman başlamıştı? Müzikle yaşayan bir evde doğdum. Babamın çok büyük klasik müzik koleksiyonu vardı. Ve ki o koleksiyon babam vefat etmeden önce kendisi şeye bağışladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Devlet Konservatuvarı'nda Gündoğan Görsev dedi, bir oda verdiler orada. 5-6 bin tane CD plak var, hepsi orada. Şimdi ben bunları duyarak annemin karnında hayata hazırlanmaya başladım. Dayım keman çalardı, akademi mezunu. Amcam Ankara'da siyasal mezunuydu, piyano çalardı. Teyzem Fransız filolojisi mezunuydu, çok güzel mandolin çalar. O zamanlarda 1961-62 yıllarında işte pop çağı başlıyor biliyorsunuz. Beatles başlıyor. Ve işte Johnny Holiday'ler, Suzy Quattro'lar falan böyle 60'ların ortalarında. Ben de teyzem de onların şarkı sözlerini yazardı. Ben de ritim tutardım derken demişler ki bu çocuğun müziğe yeteneği var. Belediye konservatuvarına sokalım. Öyle girdim işte konservatuvara. Bugüne kadar birçok Türk ve yabancı müzisyenle çalıştınız. Peki o isimler kimlerdi? Yani bakarsak 1987 yılından, 88 yılından itibaren çok önemli Amerikalı müzisyenlerle çalıştım. Türk müzisyenlerle çalıştım. Son dönemlerde Alan Broadbent'le çalışıyorum. İşte onunla terapi albümünü yaptık Londra Filarmoni ile. To Bill Evans'ı yaptık. 2013'te esas büyük sürpriz geliyor şimdi. 2017'nin Mart'ında benim müziğe başlayışımın 50. senesi olacak. Springwater isimli albümümü kaydettik. Geçtiğimiz aylarda şeyde Los Angeles'ta gene Alan Broadbent Los Angeles Filarmoni ile. Ernie Wass'la işte albümler yaptım. Emirgan'ı yaptım. Terapi yaptık. Four Days yaptık. Ondan önce 90'lı yılların sonlarına doğru Amerika'da işte Russell Gunn'la, Eric Reeves, Alan Harris. Yani çok var müzisyenler çalıştığım. Türkiye'de de çok değerli müzisyenlerle çalıştım. İlk dönemlerde davulda Can Kozlu'yla kontrbasçı Oğuz Durukan vardı. Sonra davulcu gene Ateş Tezer vardı. Volkan Hürsever'le bir gruplarımız oldu. Sonra Ateş Tezer'le çaldık, devam ettik. Davulcu Cengiz Baysal'la sonra çaldım. Ondan sonra ama son 10 senedir Kaan Yıldız ve Ferit Odman'la birlikte grubumuz oluştu, Kerem Görsev Trio diye. Onun üstüne değişik sanatçıları alarak kuartet formatına sokuyoruz. Yabancı müzisyenler geliyor, onlarla birlikte çalışıyoruz. Esasında olay ne biliyor musunuz? Biz hepimiz inandığımız müziği çalıyoruz. Yerlisi olsun, yabancısı olsun. Klasik müzikle doğmuş büyümüşsünüz ama biri var ki hayat felsefenizden müzikal yaşantınıza kadar rol sahibi. Hatta öyle ki To Bill Evans albümünüzü de kendisine olan minnet borcunuz olarak nitelendiriyorsunuz. Bill Evans'tan bahseder misiniz bize biraz? Ben evlilik kararımı bile müzik, caz dinleyerek, Bill Evans dinleyerek. Bill Evans benim hayatımdaki tek gurumdur. 89 tane albüm var bende. Kendisi 1980'de vefat etti. 2013'te de ona Prag Filarmoni Orkestrası'da To Bill Evans diye bir albüm yaptım. Ben de müzik çalarak başkalarını hayal kurdurtmak istiyorum. Bill Evans dinleyerek yapacağım şeylerin, hayallerin anahtarını alıyorum. Kendi müzik çalarak da o birikmiş olan hayallerimi notalara geçirip topluma bir mesaj vermek istiyorum. Benim müziğimde çünkü söz yok. Parmaklarımla bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. Caz da pandomimdir esasında. Müzikal bir pandomim. Sahne ise masal anlatma merkezidir.
1995 senesinden bu yana 16 albüm kaydı yaptınız. Hatta 17.si de yolda. Aralarında St. Petersburg, Prag, Londra gibi kentler de var. Bu etkileşim müziğinize nasıl yansıyor? Rusların yer çekişi başkadır. Daha dramatiktir. Doğu. Oradan geldik. Nereye? Avrupa'ya. Prag. Bir Avrupa sound'u var orada. Gene büyük orkestra. Oradan nereye gidiyoruz? Daha batıya. Londra Filarmoni. Oradan nereye gittik? Los Angeles'a. Orada da bir Amerikan sound'u var. Her ülkenin başka bir nefes alışı, başka bir kültürü var. Ben bu kültürleri kendi müziğime paylaştırmayı çok seviyorum. Türkiye'de müziğe duyulan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu nasıl artırılabilir? Artık imkanlar çok. Müzisyenler de internet üstünden istedikleri notaları bulabiliyorlar, çalıyorlar. Birbirlerine kayıt yapıyorlar değişik ülkelerde internet üstünden. Bunlar çok önemli. Eskiden bunlar yoktu. Biz parçaları plaklardan dinleyip notaları almaya çalışıyorduk. Şimdi canın hangi parçayı istiyorsa basıyorsun notalarını print out'tan tıkır tıkır alıyorsun. Şimdikiler çok daha şanslı ama şanssız oldukları yerler de var. Eskinin akustiği kayboldu. Çok elektronikleşti, çok teknolojikleşti. Müzik enstrümanları, dünya...